milletimizi yaşlandı. Silahlı kuvvetleri affedin. Cimbeles'teki sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yani Gazi. Şu anda bizim de hissettiğimiz şey. Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 1 Nisan 2018 Pazar, Nisan ayının ilk gününde ana haber bülteniyle karşınızdayız. Cumhuriyet'in ilk fabrikalarından biri Alpullu Şeker Fabrikası'nın özelleştirme ihalesi 10 Nisan'da yapılacak. Trakya halkı mücadelede kararlı. Şeker fabrikamızı sattırmayacağız diyor. Peki fabrikanın bulunduğu Alpullu beldesi sakinleri ne diyor? Ulusal Kanal Alpullu'da sokakları gezdi, vatandaşın fikrini sordu. Hükümetin satmaya hazırlandığı 14 şeker fabrikasından biri de Alpullu Şeker Fabrikası. Şu anda fabrikanın özelleştirmesi demek değil de kapatmak niyetleri bunların. 1926 yılında Atatürk'ün emriyle kurulan fabrika hem kültürel hem de ekonomik yönden Trakya bölgesine büyük katkılar sağladı. Türkiye'nin ilk golf sahası ve Trakya'nın ilk büyük hastanelerinden biri de Alpullu Şeker Fabrikası'nda kuruldu. İşte bu tarihi mirasın 10 Nisan'da özelleştirme ihalesi var. Trakya halkı, ata yadigarımız, canımız, ciğerimiz dediği fabrikanın satılmasını istemiyor. Bu nedenle bir hafta arayla Lüleburgaz ve Alpullu'da binlerce kişinin katıldığı Şeker Vatandır, Vatan Satılmaz adıyla iki büyük miting yapıldı. Milli ve yerli, ikisi birleşik. Bunları ayırmayalım. Trakya halkı mücadelede kararlı. Peki fabrikanın bulunduğu Alpullu'daki vatandaşın görüşü ne? Özelleşmesin. Ulusal Kanal ekibi Alpullu sokaklarını gezdi, esnafın ve vatandaşın fikrini sordu. Özelleşmesin, ekmek yedik burada. Vatandaş ekmek yesin. Burada doğdum, burada çok güzel insanlar yetişti. Şeker kültürü demek ayrı bir insan demektir. Burada yiğitler yetişti. Fabrikanın çıkan tozu, çamuru, gübresi bile para. Zarar etmesi imkansız. Gencecik geldim ve buradan emekli oldum. İki çocuk büyüttüm, okuttum, ev sahibi oldum. Ve burada gördüğünüz şey fabrikanın şeyi. Çünkü sosyal yaşantısı medeniyet dağıtmıştır burayı. Alpullu halkının neredeyse tamamı özelleştirmeye karşı. Özelleştirme olursa fabrika kapanır. Fabrika kapanırsa Alpullu biter diyorlar. Bir de kapanırsa burada artık temeli kapanıyor. Bırak hem yerli esnaf hem biz hani mağdur oluruz. Hem çiftçi de mağdur olur. O hiç kesinlikle hiçbir kimse istemez özelleşmesini. Alpullu körelir, köy olur. Zaten bitmek üzere, tamamen biter yani. Çünkü insan gidecek. Genç yaşlı demeden hemen herkes sokakta. Kasabanın kahveleri de dolu. Sohbetin tek gündemi de özelleştirme. Hepsi de mücadelede kararlı. Örgütlü olarak sokaklarda dile getirmeliyiz. Devam, daha fazla devam. Mücadele daha fazla devam. Sonuna kadar direneceğiz. Sonuna kadar. İsrail'in düzenlediği saldırıda 17 kişinin hayatını kaybettiği Filistin'de ulusal yas ilan edildi. Kuveyt'in talebiyle toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise İsrail'i uyarmakla yetindi. İsrail'in Savunma Bakanı Liberman da askerlerimiz gerekeni yaptı, madalyayı hak ediyor dedi. Gazze şeridinden sınıra yürümek isteyen Filistinlilere İsrail'in sert müdahalesinde en az 17 kişinin ölmesi, binden fazla kişinin yaralanmasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil toplandı. Kuveyt'in talebiyle toplanan konseyde bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı. Filistinlilerin Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi Riyad Mansur, ölenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu açıkladı. Mansur, İsrail'in tutumu için halkımıza karşı büyük bir katliam değerlendirmesinde bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, olayların aydınlatılması için bağımsız ve şeffaf bir soruşturma talep etti. Ancak İsrail'e uyarı dışında hiçbir yaptırım kararı alınmadı. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin ölümlere ilişkin bağımsız soruşturma açılması talebine İsrail'den skandal nitelikte bir yanıt geldi.
Filistin halkına ateş açan askerler hakkında soruşturma açılması çağrılarını reddeden İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, "Askerlerimiz madalyayı hak ediyor," dedi. Öte yandan Filistinlilere gerçek mermilerin yanı sıra havadan dronlarla gaz bombaları atan İsrail'in ordu sözcüsü Tuğgeneral Ronen Manelis, orantısız güç kullanmadıklarını iddia etti. Manelis, ölen Filistinlilerin 18-30 yaş grubunda şiddet olaylarında yer almış ve militan fraksiyonlara mensup kişiler olduğunu savundu. İsrail'in gerçek mermiler kullandığı olaylarda 17 kişinin öldüğü, 1400'den fazla kişinin de yaralandığı Filistin'de yas sürüyor. Cuma günü İsrail-Filistin arasında 2014'teki Gazze Savaşı'ndan bu yana yaşanan en kanlı gündü. Gazze'deki büyük geri dönüş yürüyüşü için 65 kilometrelik sınırda on binlerce Filistinli toplanmış, 6 hafta sürecek protestolar öncesi buralara çadırlar kurmuştu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze'de yaşanan olaylar nedeniyle Tel Aviv'i eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a skandal nitelikte yanıt verdi. Netanyahu, "Görünen o ki Ankara 1 Nisan'ı böyle kutluyormuş," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İsrail için bir kez daha terör devleti dedi. Netanyahu'ya "nükleer silahın var" diye havalanma, "sen çok zayıfsın, çok garipsin, kendine çeki düzen ver" diye seslendi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze'de yaşanan olayların ardından İsrail'i eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a skandal nitelikte yanıt verdi. Netanyahu, "Görünen o ki Ankara 1 Nisan'ı böyle kutluyormuş," dedi. Dünyanın en ahlaklı ordusu yıllarca ayrım yapmadan sivilleri bombalayan birinden ders almayacaktır. "Görünen o ki Ankara'da 1 Nisan böyle kutlanıyor." Filistinlileri hedef alan saldırıları kınayan Türkiye'ye bu sözlerle hakaret eden Netanyahu'ya Erdoğan'ın cevabı sert oldu. Cumhurbaşkanı İsrail için bir kez daha terör devleti ifadesini kullandı. "Ey Netanyahu, sen çok zayıfsın, çok garipsin. Bir defa kendine çeki düzen ver. Biz teröristlerle uğraşıyoruz ama senin derdin teröristler değil. Çünkü sen terör devletisin." İsrail'in nükleer silah açıklamalarına da yanıt verdi Erdoğan. "Ya senin dünyada doğru dürüst sevenin yok, sevenin. İşte Birleşmiş Milletler'de Kudüs'le ilgili attığın adıma aldığın cevap ortada. Yani benim nükleer silahım var diye hava atma. Yeri geldiği zaman o nükleer silahlar da çalışmaz." Türkiye'nin Filistinlilerin yanında olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Netanyahu'yu uyardı. "Şunu bileceksin, mazlumla uğraşma. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Dünyada dolaşacak, gezecek yer bulamazsın. Bu kadar açık konuşuyorum. Onun için bizimle uğraşma ve dürüst ol. Dürüst olmadığın sürece hiçbir zaman bizden de kalkıp olumlu bir kelam bulamazsın." İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yaptığı saldırılar İstanbul'da protesto edildi. İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan yüzlerce kişi "Katil İsrail" sloganları attı. Başkonsolosluk binası önünde toplandılar, İsrail'in Filistin'deki saldırılarını protesto ettiler. İstanbul'dan Gazze'ye birerişe bir selam. Filistin'de her yıl düzenlenen geri dönüş, toprağa dönüş eylemine İsrail'in yaptığı saldırılar İstanbul'da protesto edildi. İsrail, Gazze'deki Filistinli kardeşlerimizin üzerine hunharca ateş etmek suretiyle 16 kardeşimizi şehit etmiş ve yüzlerce kardeşimiz de yaralı durumdadır. İsrail'e tepki gösteren halk Levent'teki başkonsolosluk binası önünde toplandı. Ortak açıklamayı Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim yaptı. İsrail'in arkasındaki gücün Amerika olduğunu söyleyen Sevim, "Biz İsrail ve Amerika'yı güçlü gördüğümüz için büyüyor, aslında büyük değiller," dedi. "İsrail'i güçlü görmemiz, İsrail'in arkasındaki Amerika Birleşik Devletleri'ni güçlü görmemiz, İsrail'in güçlü görünmesine
maalesef vesile oluyor. İsrail Doğu Kudüs'teki provokasyonlarına devam ediyor. 275 kişilik bir grup Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Bu arada İsrail Gazze Şeridi sınırına demir kubbe savunma sistemine ait yeni bataryalar yerleştirmeye başladı. Polis eşliğinde Müslümanların ilk kıblesi sayılan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler. 275 kişilik bir grup Fas kapısından girerek Mescid-i Aksa avlusunda ayin yaptılar. İsrail polisleriyle birlikte Harem-i Şerif'in avlularında dolaşan grup, Harem-i Şerif'te ibadet eden Müslümanları provoke etmeye çalıştı. Doğu Kudüs'te gerilim tırmanırken İsrail abluka altına aldığı Gazze şeridine yönelik baskıları da arttırıyor. İsrail Gazze şeridi sınırına demir kubbe savunma sistemine ait yeni bataryalar yerleştirmeye başladı. İsrail'den yapılan açıklamada muhtemel füze saldırılarını önlemek üzere demir kubbe savunma sisteminin güçlendirildiği savunuldu. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, Amerika'nın İsrail füze savunma sistemi için 2018 yılında 705 milyon dolar vereceğini açıklamıştı. Bu rekor mali destek, demir kubbe füze savunma sistemi, Davut Sapanı ve Erov 3 füze savunma sistemlerinin üretimi için kullanılacak. Güvenlik güçleri Amonosları PKK'ya dar etti. Hava destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi. Siirt'te ise teröristlerin saldırısında yaralanan bir asker şehit oldu. Afrin'le bağlantıları kopan PKK'lılar Amonoslar'da köşeye sıkıştı. Güvenlik güçleri teröristleri tek tek etkisiz hale getiriyor. Temiz. Hatay bölgesinde PKK'ya son yılların en büyük darbesi vuruluyor. Amonoslar kırsalında bir grup terörist tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye hava destekli operasyon düzenlendi. Toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi. Örgüt üyelerine ait silah ve roket atarlar ele geçirildi. Bölgedeki arama tarama çalışmaları sürüyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da bölgede incelemelerde bulundu. Orgeneral Hulusi Akar, Afrin Harekatı'nın yönetildiği Hatay ve İskenderun ilçesindeki askeri birliklerde denetleme ve inceleme yaptı. Akar'a kara ve hava kuvvetleri komutanları da eşlik etti. Siirt'te ise PKK'nın saldırısında yaralanan uzman çavuş Emre Dut, tedavi gördüğü devlet hastanesinde şehit oldu. Şehit haberi Konya'nın Ereğli ilçesindeki baba evine verildi. Dut'un kendisi gibi asker olan kardeşi Akil Dut'un da Afrin'de görev yaptığı öğrenildi. Teröristler 30 Mart'ta yol yapım çalışması sırasında güvenlik güçlerine saldırmış, 6 korucu şehit olmuştu. Saldırının ardından bölgede başlatılan geniş çaplı operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti. Şehidimiz uzman çavuş Emre Dut'a Yüce Allah'tan rahmet, ailesine de sabırlar diliyoruz. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı Edirne Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyaret sonrası bir video çeken Yılmaz, terör örgütüne üye olmak ve terör propagandası yapmak suçundan tutuklanan Demirtaş'ın bir an önce tahliye edilmesini istedi. Bugün Edirne'deyiz. Biraz önce Edirne'de kapalı cezaevinde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettik. Kendisiyle görüşmemiz oldu. Tabii ki cezaevi şartları ne olursa olsun özgürlüğünden şu anda mahrum olmuş durumda ve tutuklu bulunuyor. Henüz daha yargılanması bitmedi ve bir an önce yargılanmasının tamamlanıp serbest kalmasını arzu ediyoruz. Çünkü şunu biliyoruz ki tutukluluk esasen bir esarete dönüşüyor. İnsanın hayatı, bütün sevdikleri ve bütün enerjisi tutuklu olması nedeniyle boşa gidiyor. Bizim hiçbir zaman tutuklu gazeteci milletvekillerinin bu şekilde cezaevlerinde olmalarını arzu etmiyoruz. Bugünkü ziyaretimde de kendisine bu
konuda hem moral olması için hem de destek verip bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını istediğimizi vurguladık. Umuyorum ailesine kavuşur, iki çocuğuna kavuşur ve özgürlüğüne kavuşur. Sayın Öztürk Yılmaz, gidenler de geriye gelmiyor, sevenlerinden kopuyor. Şehitlerimizi kim geri getirebilecek? Sadece şehitlerimiz değil, daha doğrusu asker yani güvenlik korucularımızdan bahsetmiyorum. Sivil şehitlerimiz de var. Terör örgütü PKK'nın yurt içinde düzenlediği hain saldırılarda hayatını kaybeden çok sayıda sivil masum vatandaşımız var. Daha kundağında katledilen bebekler var. İzmir Karşıyaka'da kahraman Mehmetçiğimiz için örnek bir proje geliştirildi. Karşıyaka Belediyesi, emekli subaylar ve kent konseyi tarafından geliştirilen proje çığ gibi büyüdü. Vatan size, aileniz bize emanet projesiyle 15 ayda 3900 askere ulaşıldı. Sadece kendi çocukları için değil, aileleri için değil, bu ülkede yaşayan tüm çocukların ve ailelerin yaşayabilmesi için, özgürce yaşayabilmeleri için orada mücadele veriyor. Vatan size, aileniz bize emanet denildi. Vatanın dört bir yanında görev yapan askerlere ve geride bıraktıkları ailelerine destek verildi. Acaba yerine ulaşıyor mu, ulaşmıyor mu? Proje İzmir Karşıyaka Belediyesi, Türkiye Emekli Subaylar Derneği Karşıyaka Şubesi ve Karşıyaka Kent Konseyi tarafından geliştirildi. Merhabalar. Projenin başından bu yana Suriye ve Güneydoğu'daki askerlerimize moral kolileriyle binlerce mektup gönderildi. 15 ayda tam 3900 askere ulaşıldı. Karşıyaka'nın farklı yerlerine konulan sandıklarla da Mehmetçik için yazılmış binlerce mektup toplandı. Bunlar hep Suriye'ye gidecekler. Bu grubun içinde bir tek yer Güneydoğu'da. Projenin ikinci ayağında ise askerlerin bizlere emanet ettikleri eş ve çocuklarına manevi destek sağlanıyor. Bu büyük aile olmanın bilinci içindeyiz. Bu hazzı yaşıyoruz ve bunun gereğini yapıyoruz. 7 gün 24 saat hizmet veren irtibat noktaları aracılığıyla sağlık hizmetleriyle psikolojik destek sunuluyor, moral gezileri düzenleniyor. Terörle mücadele ederken gazi olan 4 kahraman Everest'e çıkarma yaptı. Türk askerinin Afrin'e girdiği gün onlar da 5700 metre yükseklikte Türk bayrağını dalgalandırdı. Yolculuklarını ulusal kanala anlatan gaziler başarılarını Çanakkale şehitlerine armağan etti. Gaziler Everest'e çıkarma yaptı. Bunu yıllarca unutmayacağım. Afrin'de Türk bayrağının açıldığı gün biz dünyanın zirvesinde Türk bayrağını açtık. Dünyanın en yüksek rakamına sahip Everest'e giden kahraman gaziler anılarını ulusal kanalla paylaştı. Buradan giderken biz biraz hazırlıklı gittik. Bir kilo çay almış yanına, bir de bir kutu kesme şeker. İşte orada demler içeriz diye. Tabii biz orada ne demliği bulabildik, ne sobayı bulabildik. Üç arkadaşımız soğuktan üşüdüğümüzde 5-6 yorgana sarılıp ısırmaya çalıştığımızı hala aklımızda. Gaziler zorlu arazi şartlarına rağmen Anıtkabir'den aldıkları Türk bayrağını 5700 metre yükseklikte Everest'te dalgalandırdı. Gitmeden önce evet çok ön yargılı insanlar yaklaştı. Gitme, ne işin var, kafayı mı yediniz, protezlisin sen? Ama ben şu duyguyu yaşıyorum. İlk defa bir protezli olarak, bir gazi olarak, Türk olarak ben oraya İnanarak başardım, gittim. Türk askerinin Afrin'e girdiği gün Everest'te bayrak açan gazilerimiz başarılarını Çanakkale şehitlerine armağan etti. Terörle mücadele ederken gazi olan kahramanlar engel tanımadı. Ayağımın rahatsızlığından dolayı ayağımdaki yara azdı. Müdahale etmemiz gerekiyordu. Çok zordu. Gündüz -10'la başlıyorduk yani. Direkt bir sıfır geridesin. Arazi çok zordu. Devamlı tırmanış, devamlı tırmanış, devamlı tırmanış. Bacaklarımızı bayağı zorluyordu. Özellikle işte önder arkadaşımızın protezi olmasına rağmen hiç pes etmedi. Onu demin de. Amerika, Manbij'de PKK, PYD, YPG kalkan olmaya devam ediyor. Türkiye'nin Manbij'in boşaltması için uyardığı Amerika, bölgeye 300 asker ve çok sayıda zırhlı araç gönderdi. Türkiye ile Amerika arasında Manbij'i kapsayan müzakereler devam ederken bölgedeki askeri hareketlilik artıyor. Amerika Manbij'e askeri personel ve mühimmat yığınağı yapıyor.
Afrin ve Azez bölgesinden kaçan özel eğitimli Kandil kadrolarının bulunduğu Membiç'e 300 askerle çok sayıda zırhlı araç ve iş makinesi sevk edildi. Membiç'in doğusundaki sebet üstünden giden takviye ekipler, Fırat Kalkan Harekatı'yla temizlenen hattın hemen karşısındaki Sacuçayı ve Zubulben köyünde konuşlandı. Amerika'nın muhaliflerin kontrolündeki Fırat Kalkanı bölgesiyle sınır hattında Tuhar, Hilvancı ve Dadat olmak üzere 3 gözlem noktası bulunuyor. Takviye unsurları Sacuçayı boyunda haftalık devriyeleri günlük yapmaya başladı. Amerikan güçleri eş zamanlı olarak Türkiye'nin Ceylanpınar sınır kapısı karşısındaki Rasul Ayn bölgesinde son 3 gündür devriyeler yapıyor. Washington'ın sözde IŞİD'le mücadele stratejisini Amerikan Deniz Piyadeleri Komutanı Orgeneral Robert Naylor açıkladı. Amerika'nın terörle mücadeleyi tek başına yürütme kapasitesine sahip olmadıklarını belirtti. IŞİD'le mücadele kabiliyetini artırmak için İngiltere, Fransa ve İtalya ile hali hazırda işbirliği yaptıklarını kaydetti. Amerika IŞİD'le mücadele etme stratejisini açıkladı. Açıklama bu kez ABD Deniz Piyadeleri Komutanı'ndan geldi. Amerika Birleşik Devletleri Deniz Piyadeleri Komutanı Orgeneral Robert Naylor, Amerika'nın terörle mücadeleyi tek başına yürütme kapasitesine sahip olmadığını söyledi. Naylor, terörle tek başımıza mücadele etmek için yeterli kapasiteye sahip değiliz ve bunu tek başımıza yapmayacağız dedi. Atlantik Konseyi'nde düzenlenen bir konferansta konuşan Naylor, Amerika'nın ulusal güvenlik stratejisinde ortaklıklar kurması gerektiğini belirtti. Amerika'nın terörle tek başına mücadele etme kapasitesi olmadığını, ancak diğer ülkelerin güvenlik güçlerini geliştirmek için yardım edebileceğini söyledi. Amerika, Nijerya, Batı Afrika ülkeleri ve diğer ülkelerin IŞİD'le mücadele etme kabiliyetlerini artırmak istediğini ifade etti Naylor. Bunun için Amerika'nın İngiltere, Fransa ve İtalya ile hali hazırda işbirliği yaptığını kaydetti. Suriye Devleti ülkedeki farklı terör gruplarına karşı mücadelesini sürdürürken Doğu Guta'daki tahliyeler de devam ediyor. 73 otobüsten oluşan 12. tahliye konvoyu İdlib ve Halep'in batı kırsalına ulaştı. Bölgeden ayrılanların sayısı 45 bini geçti. Suriye'nin başkenti Şam'a 10 kilometre uzaklıktaki Doğu Guta'da terör estiren radikal grupların aileleriyle birlikte bölgeyi terk edişleri sürüyor. Uzun süredir şiddetli çatışmaların yaşandığı Doğu Guta'da Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleriyle teröristlerin bölgeyi terk etmesi için koridor açılmıştı. Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 2875 kişiyi taşıyan 73 otobüsten oluşan 12. tahliye konvoyu İdlib ve Halep'in batı kırsalına ulaştı. Bölgeden ayrılanların sayısı 45 bini geçti. Tahliyeler devam ederken Suriye ordusu teröristlerin Doğu Guta'dan ayrılırken terör saldırıları düzenlemesine karşı tedbirlerini sürdürüyor. Teröristler tahliyelerin başladığı ilk günlerde karargah olarak kullandıkları binalarla silah depolarını havaya uçurmuş. Yaşanan şiddetli patlamalarda çok sayıda sivil kişi yaralanmıştı. Başını İngiltere'nin çektiği, Amerika'nın destek verdiği ajan krizinde diplomatların sınır dışı işlemleri devam ediyor. Amerika'nın ülkeden gönderme kararı aldığı Rus diplomatlar Rusya'ya geri döndü. Moskova yönetimi ise St. Petersburg'daki konsolosluktaki Amerikan bayrağını indirdi. İngiltere'de eski Rus ajanının zehirlenmesinin ardından Rusya ile Amerika arasında başlayan sınır dışı krizi büyüyor. Amerika'nın ülkeden ayrılmalarını istediği Rus diplomatların ilk grubu Washington Büyükelçiliği'nden ayrıldı. Rus diplomatların aileleri de dahil olmak üzere Washington'dan 171 kişi ayrıldı. Rusya diplomatlarını almak için Washington'a iki uçak gönderdi. Uçaklardan biri dönüş yolunda New York'a uğrayıp 14 aileyi daha alarak Rusya'ya döndü. Amerika'nın kararına aynı şekilde yanıt veren Moskova yönetimi, diplomatlarını tahliye ettikten sonra Amerika'nın St. Petersburg kentindeki başkonsolosluk binasında bulunan Amerikan bayrağını indirdi. Başkonsolosluk tamamen boşaltıldı.
Bu arada Washington yönetimi Rusya'nın bazı Amerikalı diplomatları sınır dışı etme kararını iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da kötüleşmesinin bir işareti olarak nitelendirdi. Beyaz Saray basın sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada Rusya'nın kararının doğru olmadığı belirtildi. Rusya'nın doğusundaki Kemerovo kentinde bir alışveriş merkezinde 41'i çocuk 64 kişinin ölümüne neden olan yangın sonrası kentin valisi Aman Tuleyev istifa etti. Yangında hayatını kaybedenler arasında Tuleyev'in yeğeni de vardı. Rusya'nın doğusundaki Kemerovo kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan 41'i çocuk 64 kişinin öldüğü alışveriş merkezi yangını sonrası istifa geldi. Kentin valisi Aman Tuleyev istifasını açıkladı. Tuleyev, Kemerovo Valiliği'nin internet sitesinde paylaştığı videoda görevini bırakmasının tek doğru, adil ve duyarlı karar olacağını söyledi. 73 yaşındaki Tuleyev, 1997 yılından beri Kemerovo valisiydi. Winterçeri adlı alışveriş merkezinde yaşanan yangında Tuleyev'in yeğeni de hayatını kaybedenler arasındaydı. 2,7 milyon nüfuslu maden şehri Kemerovo, Rusya'nın en problemli bölgelerinden biri olarak görülüyor. Yurda dönüyoruz. İstanbul'da geçim şartları giderek ağırlaşıyor. İstanbul Ticaret Odası'nın hazırladığı verilere göre son bir yılda perakende fiyatlar %9,66, toptan fiyatlarsa %9,99 oranında arttı. İstanbul'da hayat pahalılığı her geçen gün artıyor. Nüfus fazlalığı kenti tüketim canavarına dönüştürüyor. Tüketim arttıkça, yani talep arttıkça da fiyatlar sürekli artıyor. Şehrin ticaretinin nabzının attığı İstanbul Ticaret Odası'nın hazırladığı veriler artan pahalılığı gözler önüne seriyor. İTO'nun 1995'i baz aldığı verilerine göre geride bıraktığımız Mart ayında ücretliler geçinme indeksi yıllık ortalama %9,34 oranında yükseldi. Toptan eşya fiyatları indeksindeki artış ise yıllık %12,05 oldu. Mart ayında perakende fiyatlarındaki yükseliş bir önceki ay olan Şubat'a göre %1,29 oldu. Toptan fiyatlar ise bir ayda %41 artış gösterdi. Mart ayı verileri geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlarda %9,66, toptan fiyatlarda %9,99 yükseldi. Giyim harcamalarında %3,85, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında %3,32, gıda harcamalarında %1,75, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında %91, ev eşyası harcamalarında %28, konut harcamalarında %16, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında %10,003 artış gösterdi. Toptan fiyatlar ise aylık bazda işlenmemiş maddeler grubunda %1,35, yakacak ve enerji maddeleri grubunda %1,19, madenler grubunda %94, inşaat malzemeleri grubunda %5 arttı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar düzenlediği basın toplantısında Mart ayında fiyatlarda meydana gelen değişimleri ele aldı. Tespitleri bir hayli çarpıcıydı. Bayraktar meyve ve sebze fiyatlarının üreticiden tüketiciye ulaşana kadar %400'den fazla arttığına dikkat çekti. Bayraktar şeker fabrikalarının özelleştirilmesi girişimine de tepki gösterdi. Üretici ekip biçiyor, zahmetini çekiyor ama kazanamıyor. Gıda fiyatlarında çiftçi ile market arasındaki uçurum kapatılamıyor. Durum öylesine vahim ki çiftçide fiyatı düşen ürün markette zamlanıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da işte bu garipliğe dikkat çekiyor. Mart ayında market fiyatlarındaki artıştan üretici yararlanamadığı görülüyor. Bayraktar düzenlediği basın toplantısında Mart ayında fiyatlarda meydana gelen değişimlere değindi. Mart'ta üreticide sadece dokut üründe fiyatlar artarken markette bu sayı 20'yi buldu. Fiyat düşüşü %23,89 ile en fazla patlıcanda meydana geldi. Patlıcandaki fiyat düşüşünü %19,19 ile salatalık izledi. Markette en fazla fiyat artışı ise
%28.29 ile sivri biberde görüldü. Mart ayında tarlayla market arasındaki fiyat farkı dudak buçuklatıyor. Üretici lahana 25 kuruş, patatesi 40 kuruş, portakalı 70 kuruş, karnabaharı ise 81 kuruşa satıyor. Ancak lahananın fiyatı sofraya gelene kadar %446 artıyor. Bu artış patateste %358, karnabaharda ise %325, portakalda ise %289'u buluyor. Türkiye'de ortalama patates fiyatı şu an üretici fiyatı 40 lira, 40 kuruş. Ancak Nevşehir ve Niğde'ye gittiğimizde bu fiyatların 15-20 kuruşa kadar da düştüğünü görüyoruz. Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı'nın gündeminde şeker fabrikalarının özelleştirilmesi girişimi de vardı. Hükümete bu karardan vazgeçin diye seslendi. Şeker pancarının alternatifi şeker pancarı olarak görülüyor. Yani başka bir alternatifi yok. Dolayısıyla biz hükümetimizden bu kararın iptalini bekliyoruz. Hükümetimizin çiftçi ve işçileri memnun etmesini bekliyoruz. Bu karardan vazgeçilmelidir. Bayraktar nişasta bazlı şeker kotasının %5'e düşürülmesinin çözüm olmayacağını da söyledi. Merdiven altı ve kayıt dışı anormal bir üretim var. Devlet bunu önleyemiyor. Yani kontrol mekanizmaları çalışmıyor. Cezai müeyyideler yeterli değil. Kota dışında anormal bir üretim var. Dolayısıyla sadece kotaların düşürülmesi yeterli değil. Bir de glukozun serbest bırakılması dolayısıyla bu kotanın ehemmiyetini de ortadan kaldırıyor. Tespitler bir hayli çarpıcı. Meyve, sebze, tarladan evlerimize, sofralarımıza varana kadar %400'den fazla zamlanıyor. Zamma alıştık. Mart ayı dert ayıydı. Nisan ayı da zam ayı. Nisan ayı zamla başladı. Elektrik fiyatlarına %2.89 zam yapıldı. Böylece yılbaşından bu yana elektriğe sadece 3 ayda %11.69 zam yapılmış oldu. Mart ayı dert ayıydı. Soğuk havalar nedeniyle vatandaş Mart ayında da ısınmaya yüksek bütçe ayırmak zorunda kaldı. Havaların ısınmaya başlamasıyla fatura giderinin azalacağını düşünen vatandaşın bu hayalini daha ay başında elektrik çarptı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektrik fiyatlarına 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere ortalama %2.89 zam yaptı. Zamla birlikte konutlarda kullanılan elektriğin kilowatt saati 37.10 kuruşa yükseldi. Zammın gerekçesi maliyet artışı ve döviz kurundaki yükseliş. EPDK'ya göre yıl içinde elektriğe küçük oranlarda zamlar yapılmaya devam edilecek. Türkiye 2018'de de elektrik zammıyla başlamıştı. Yılbaşında elektrik fiyatlarına %8.8 oranında zam yapılmıştı. Böylece 90 günde elektrik fiyatlarına toplam %11.69 oranında zam yapılmış oldu. Bu da ortalama tüketim yapan ailelerin elektrik faturalarının 100 liranın altına düşmemesi anlamına geliyor. Enflasyon üzerinde %2.68 ağırlığa sahip olan elektrik faturalarından dağıtım, iletim, kayıp kaçak, TRT payı gibi farklı isimlerde ücretler de tahsil ediliyor. Ulusal gönüllüleri İstanbul Pendik'teki kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Toplantının konuşmacıları Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz ile eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki oldu. Ulusal gönüllülerine seslenen Cengiz, Türkiye zor bir dönemden geçiyor ama karamsarlığa yer yok, aydınlık günler için mücadeleye devam dedi. Bu ülkenin birikimine güveneceğiz. Bu ülkenin en başta insan birikimine güveneceğiz. Ulusal kanala gönül verenler İstanbul Pendik'te buluştu. Çok sayıda ulusal gönüllüsü, siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcisinin katıldığı kahvaltılı toplantıda Türkiye'nin sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu. İhtiyacımız bağımsız ve patronsuz medyadır. Yaşasın ulusal kanal. Toplantının konuşmacıları da Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz ve eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'ydi. Bir ülke 90 yıldır Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyet ne işgalcilik yaptı ne de kendi topraklarına bir işgalci girmesine izin verdi. Ulusal gönüllerine seslenen Çağdaş Cengiz, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi olarak zor günlerden geçtiğini söyledi. Artık yönetmek zorunda olduğumuzu kavrarsa, sorumlu olanları, bu ülkenin vatanseverlerini, kendi çıkarını düşünmeyen, toplumu düşünen, Türk milletini düşünen insanların yönetmek zorunda olduğu ağır ve zorlu bir sürecin içerisindeyiz.
Geçmişte kazanılan başarılar anlatan Cengiz, karamsarlık yok, mücadeleye devam vurgusu yaptı. Bu ülkenin en başta insan birikimine güveneceğiz. Bunu söyleyeyim. Tabii eksik olan şey teşkilat. Bunun örgütlü olması meselesi. Bununla ilgili sorunlar önümüzde elbette duruyor. Ama karamsarlığa düşmek gibi bir lüksümüz yok. Dünün yüklerini ve yarının kaygılarını taşıyanlar bugün bir milim adım atamazlar. 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önemine dikkat çeken Nasuh Maruki ise herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli dedi. Bizler sokağa çıkacağız ve hiç tanımadığımız insanların kapısını çalıp, hiç tanımadığımız insanların elini sıkıp, kardeş bak sen farkında mısın Türkiye nereden nereye savruldu? Eskiden böyle miydik? Aramızda böyle sıkıntılar var mıydı? Birbirimize biz düşman mıydık hiç? Bunları anlatacağız. Göreceksiniz bunun karşılığı var toplumda. Ankara Barosu Cumhuriyet Kurulu'nun düzenlediği etkinlikte siyasi partilerle demokratik kitle örgütlerinin gençlik temsilcileri bir araya geldi. Gençliğe emanet edilen İlelebet Payidar Türkiye Cumhuriyeti adlı söyleşide konuşan gençlik önderleri Cumhuriyet'in geleceğini ve 2019 seçimlerini tartıştı. Türkiye Gençlik Birliği burada mı? Türkiye Liseliler Birliği burada mı? Ankara Barosu Cumhuriyet Kurulu gençliğe emanet edilen İlelebet Payidar Türkiye Cumhuriyeti söyleşisi düzenledi. Söyleşide siyasi partiler ve demokratik kitle örgütlerinin gençlik temsilcileri bir araya geldi. Gençler Cumhuriyet'in geleceğini ve 2019'da yapılacak seçimleri tartıştı. Hayır. Vatan Partisi TGB, TLB ve ADD adına konuşan gençlik önderleri Afrin Harekatı'nı tamamlayan Mehmetçi'ye selam gönderdi, emperyalizme karşı Cumhuriyet'e sahip çıkacaklarını vurguladı. Afrin operasyonunu destekliyormuş gibi görünüp de içeride ona dair itibarsızlık yaratmaya çalışmak işte o emperyalizm ve egoizm arasındaki sıkışmaya ortak olmak demektir. Afrin'de, o bölgede, yurt içinde büyük bir başarıyla mücadele sürüyorsa o Türkiye'nin Atatürk dinamiğinden kaynaklı bir zaferdir. Türkiye'nin Afrin'de yürüttüğü mücadele ne kadar değerliyse müfredattan Atatürk'ü çıkarmaya çalışan buraya karşı mücadele eden arkadaşlarımızın mücadelesi de o kadar değerli. Eğer Türk ordusu orada olmazsa bugün sıradaki hedef Hatay. Çünkü kurulacak kantonun çıkış hedefi Hatay gözüküyor. CHP ve İyi Parti adına konuşan gençlik temsilcileri de Türkiye'nin tek adam rejimi tarafından yönetildiğini vurguladı. Bugün birbirimizi ayrıştıran değil birleştiren yerleri öne çıkartmanın zamanı. Artık Türkiye Cumhuriyeti'nde herkesin taşın altına elini koymasının gerektiğinin vakti gelmiştir. Söyleşi izleyenlerin sorularıyla ve 2019 seçimlerinde sandık güvenliğinin öneminin vurgulanmasıyla sona erdi. Seferihisar'da bu yıl 8.'si düzenlenen Yerel Tohumu Yaşatıyoruz etkinliği yurdun dört bir yanından katılımla gerçekleşti. Paranın geçmediği pazarda yüz binlerce yerli tohum takas edildi. Bizde küçük üreticinin nefes alacağı, üreteceği ve ürettiğinin karşılığını alacağı bir tarım politikasının mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bu pazarda para geçmiyor. Tohumlar birbirleriyle takas ediliyor. Seferihisar'da her yıl düzenlenen Yerel Tohumu Yaşatıyoruz etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik kapsamında pazarda yüzün üzerinde stand kuruldu. Pazarın bir tarafında bölge sakinleri kendi ürettikleri ürünleri sattı, bir tarafta ise yerli tohumlara ilişkin bilgilerin verildiği standlar kuruldu. Seluka İzmir'in eskilerde yetiştirdiği sarmaşık gibi saran, çok güzel, çok mis gibi kokulu bir çiçeği. Bugün burada ata tohumlarımıza sahip çıkmak için bulunuyoruz. Tekirdağ'ımıza özgü yöresel yerli tohumumuzu, buğday tohumumuzu getirdik. Etkinlik kapsamında Türkiye'nin farklı şehirlerinden 13 belediye yetiştirdikleri yerli tohumları dağıttı. Biz de madem satışı yapılamıyor, takasını yaparız dedik. Ve takasını yaparak o yerli tohuma sahip çıkmaya başladık. Takas şenliği sanatçı Suzan Kardeş'in konseriyle sona erdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu görev süresinin 14. yılında değişen İzmir fotoğraflarıyla anlattı kenti. Kocaoğlu Türkiye için İzmir modeli olan yerelden kalkınma modelini önerdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 150. yılı Aziz Kocaoğlu'nun da başkanlıktaki 14. yılı kutlandı. Kocaoğlu belediye başkanlığı süresince hayata geçirdiği projeleri anlattı. Anahtar kelimelerimiz ise yaşam kalitesiydi. Çok uzun yıllar ötelenmiş, örselenmiş kırsal kesime pozitif ayrımcılıkla başladık işe. Ahmet Handan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantının sloganı Güneş İzmir'de doğuyor oldu. Toplantının açılışını İzmirli sanatçı Burcu Güneş yaptı. On dört yılda Kocaoğlu döneminde yapılan hizmetler kısa filmle anlatıldı. Aziz Kocaoğlu 14 yıl önce bir hayalim vardı diyerek başladı söze. Ardından yerelde kalkınma projesini tüm Türkiye'de uygulamak için Ankara'ya seslendi. İzmir'de bu model hayata geçebiliyor da Türkiye'de neden uygulanmasın? Neden üreticiler evlerini, bahçelerini, tarlalarını yok pahasına satıp kente göç etmek zorunda kalsın? Türkiye neden İzmir gibi olmasın? Sık sık AKP iktidarına göndermeler yapan Kocaoğlu, Ankara İzmir'den feyz alsın dedi. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesinin, bölgesel kalkınmanın sağlanmasında da çok büyük etkisi olacaktır. Bu nedenle Avrupa Yerel Yönetim Özellik Şartı'ndaki vesayet karşıtı tutumu tamamıyla destekliyoruz. Kocaoğlu 397 yıl hapis cezasıyla yargılandığı kumpas davasıyla ilgili de konuştu. Kendisini ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratlarını yargılayan FETÖ'cülerin hapiste olduğunu vurguladı. Medeniyetlerin Beşiği Hatay'da Musevi cemaatinin hamursuz bayramı kutlandı. Kent protokolü etkinlik kapsamında Antakya Musevi Havrası'nı ziyaret etti. Kardeşlik şehri Hatay'da Musevi cemaatinin hamursuz bayramı kutlandı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Valisi Erdal Ata ve beraberindeki kent protokolü Musevi vatandaşların ibadet yerleri olan Havra'yı ziyaret etti. Bu bayram eşarettim kurtuluş. Belediye Başkanı Savaş, Hatay'ın çok kültürlü bir zenginliğe sahip olduğunu, farklılıkları bütünleştiren bir anlayışla hareket ettiklerini söyledi. Antakya Musevi Cemaati Vakfı Başkanı Şaul Cenudioğlu da misafirlere mayalanmamış ekmek ikram etti. Hamursuz bayramı Musevilerin Mısır'daki esaretten kurtuluşlarını simgeliyor. İhracatın yıldızları ödüllendirildi. Denizli İhracatçılar Birliği 25 yıl içinde en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi üyesi Denizli İhracatçılar Birliği, ihracat şampiyonu olan firmaları plaketle ödüllendirdi. Yıldızı parlayan Denizli, insanın çalışkanlığıyla... Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin de katıldığı ödül töreninde iş adamları kokteylde bir araya geldi. Denizli İhracatçılar Birliği 2010 yılında 1.4 milyar dolar olan ihracatını %80 arttırarak 2018 yılında 2.5 milyar dolar yaptı. 2000'li yıllarda tekstil ihracatımız genel ihracatın neredeyse %80'ini oluştururken bugün itibariyle tekstilin toplam ihracatımızdaki payı neredeyse %50'ler civarında. İhracat yapılan ülke sayısı 137 iken 170'e çıktı. Konuşmaların ardından firma temsilcileri plaketlerini Bakan Zeybekçi'nin elinden aldı. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. Güzel bir pazar akşamı, güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. İyi akşamlar, mutlu yarınlar.